Merhaba, adım Serdar Bingöl. Almanya'dan geliyorum. Doğma Muşluyum, Bartoluyum. Küçük yaştan Almanya'ya gittik. Orada büyüdük. Almanya'nın Schalke'nin 04'ten U23'ünden geliyorum. Futbola nasıl başladım? Annem babam hiç futbola başlamamı istemediler. Çünkü abim var. 2 yaş benden büyük, o futbola başlamıştı. Annem gel dedi. Ben de okula başlayayım. Yani okulu iyi okuyayım. Belki benden öğretmen falan olur. Ama ben de çok hırslıydım. Futbol oynamak istiyordum işte. Hocalar geldi, annemi babamı ikna etti. Küçük yaştan beri, 9 yaştan, 8 yaştan beri futbol oynuyorum. Ya yalan söylemeyeyim, abim benden çok çok daha iyi. Yani keşke o bu yolu devam gitseydi, o belki daha çok yukarılara gelebilirdi. Çok alt liglerde başladım. VfL Kempenhausen, bir de Hertha BSC size bir şey demez galiba. O zaman Borussia Dortmund altyapısındaydım 5 sene boyunca. Oradan devre arasında U19'da Eskişehirspor'a geçmiştim. Yarım sene orada geçirdim. Oradan da yarım sene Tuzlaspor'a geçmiştim. O dönemler iyi değildi maalesef. İyi olmadığı için Almanya'ya döndüm geri. Orada 4. liglerde oynadım 2 sene. Bir sene de son sene şimdi. Schalke'nin U23'ünde forma giydim. Ekstra özelliklerim bunlar. Hem sağ hem sol ayağım çok iyi. Sağ bek de oynayabilirim, sol bek de oynayabilirim. Geçen sene çoğu maçları sol bekte geçirdim. Sağ sol benim için fark etmez. Ya idolüm çok Roberto Carlos. Belki birkaç kişi görmüştür Roberto Carlos'a, fotoğraf paylaşıyorum. Yani çok çok seviyorum onu. İdolüm oydu. İşte başka birisi yok. Adanaspor'a transfer oldum. Düşüncelerim şu. Şimdi takımı yeni girdim takıma. 10 gündür girdim. Yani takımı gerçekten çok beğendim. Tabii çok genç çocuklar da var. Onlar şimdi kampa takılmadı. Şimdi takım daha kendini kuruyor, kendini bulmaya başlıyor yine. Takımı çok beğendim yani, inşallah daha devamı gelir, daha iyisi de olur. U17'deyken Borussia Dortmund'dan Galatasaray'dan teklif gelmişti. Fatih Terim'den, Erdal Keser onların scoutuydu ve beni istedi. Ben de kontraktımı Borussia Dortmund'a feshetmiştim. Yani herkesle vedalaştım bile. Tek telefonu bekliyordum. Gel imzanı at. İşte o dönemlerde de Fatih Terim kovulmuştu, tüm ekibi kovulmuştu. O zaman Roberto Mancini gelmişti. O da tabii ki beni tanımıyor diye, şey etmiyor diye istemedi maalesef. O zaman Borussia Dortmund'dan devam oynadım 2 sene ben. Biz dün sabah kampa geldik buraya, Bolu'ya geldik. Sabah koşu vardı. Bayağı ağır burası gerçekten, yani kamp ağır olacak zaten. İdmanlar da bayağı iyi. Yeni oyuncular geliyor. Takım kendini bulmaya çalışıyor. Şu ana kadar tempo, fiziksel olarak her şeyden çok memnunum. Transfer süresi şöyle geçti. Sezonun sonunda, geçen sezon menajerim Ahmet abi demişti zaten, şey Adanaspor var, seninle görüşmek istiyorlar, buluşmak istiyorlar, seni istiyorlar. Beklere ihtiyacı var. Ben de konuştum Ahmet abiyle, görüştük. İstanbul'a geldik. Bayram Başkan'la konuştuk. Her şey iyiydi. İyi bir duygu verdi, iyi bir his verdi bana. Ben de karar verdim Adanaspor'a gelmeyi. En büyük etken ne oldu benim için? İsmi oldu, gerçekten söyleyeyim. Yani Adanaspor'u birçoğu tanıyordur şimdi. Başka liglerden de, başka takımlardan da bir iki teklif gelmişti. Adanaspor ismi oldu diye, iyi bir şehir de oldu diye, iyi bir camia da oldu diye ben burayı tercih ettim. Adanaspor taraftarına hep destek bekliyoruz maçlara gelsin, bizi desteklesinler. İyi bir duygu, bir his versinler bize, hep arkamızda olsunlar. Tabii ki dönemler dolu, iyi maçlar yapamıyoruz ama bu normal bir şey. Yani biz de sonuçta insanız, her maçta pırpallayamazsın istediğin gibi. Kötü günde, iyi günde var ama taraftarların hep kötü, hep iyi günde hep yanımızda olsun istiyoruz. İyi bir sezon geçiririz. Takıma çok katkı sağlamak istiyorum. Yani en çok maçlar yapmak istiyorum. Ne elimden ne gelirse onu yapacağım zaten. Oynadığım takım için yapacağım ve bakacağız inşallah, sezon sonunda görüşürüz.